hoş. Hemen yanı başımızda bir tane maden ocağı var. Ama biliyoruz ki bunun dışında çepeçevre, komple Sandras Dağı'nı ve yakın çevresini çevreleyen 19 tane maden ocağı var. Bunun ne kadar yanlış bir şey olduğunu dikkat çekmek için buradayız. Şimdi hep beraber yolu kullanarak maden ocağına doğru yürüyeceğiz. Sandras Dağı Muğla'da. Muğla'da olduğu kadar Denizli'de aynı zamanda. Havası, suyu, toprağı tüm canlılar için, hepimiz için yaşam kaynağı. Kartal Gölü, tabiatı koruma alanı. Uluslararası ölçekte kabul görmüş önemli doğa alanı. İçinde asırlık karaçam ormanları var. Bazıları 1200 yıldır burada. Endemik türler de var. 63 tane. Burası da maden ocağı. Aynı coğrafyada. Maden ocağı Sandras Dağı'nın eteklerinde. 3, 5 bilemedin 10 kişi için para kaynağı. O kadar. Sandras Dağı ve çevresinde açılmak istenen bir sürü yeni maden var. Bu yeni maden sahaları köylerimize, su kaynaklarımıza, karaçam ormanlarına, yaşayan tüm canlılara sandığımızdan daha yakın arkadaşlar. Eninde sonunda bizim olacak. Gözünüzü açın. Suyunuza, toprağınıza, köyünüze sahip çıkın. Ve Çevre Bakanlığı'na seslenelim. Sandras Dağı'nda maden dahil telafisi mümkün olmayacak doğa tahribatına sebebiyet veren madencilik ve diğer tüm faaliyetleri durdurun ve izinlerini iptal edin. Kartal Gölü doğal sit alanı kesin korunacak hassas alan ve Gökçeova Gölü de dahil olacak şekilde önemli doğa alanı çerçevesinde yeniden belirleyin ve böylece Sandras Dağı ve çevresinin tamamını koruma altına alın. Çevre mücadelesi bir görevdir. Anayasa 56. madde bunu vatandaşlık görevi olarak sunar. O yüzden buraya gelen, emek veren, alın teri döken, parasını harcayan herkes gerçek vatandaş. Sizleri kutluyorum. Çiçeğin insan, insanın çiçek olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Belki de bu böyle devam ederse Sandras'ın çiçekleri bitecek. Ey kokulu sofrasında yılgınlık yiyenler, ne kırlarda direnen çiçekler, ne kentlerde devleşen öfkeler, henüz elveda demediler. Bitmedi daha, sürüyor o kavga ve sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek.